mezun olup devletin çeşitli kademelerinde devleti bu kadar seven ve koruyan bir camianın yönetimde olması lazım. Yani ülkücü hareketi biraz da sokaktan anılmaktan çekti. Doğru. Şimdi Açık böylesi ya. bir insanın yani şiddetle sokakla, kavgayla arasına mesafe koymuş bir genel başkanın böyle bir saldırı yapacağını birilerinin söylemesi ahlaksızlığın dikalasıdır. Elinde bilgi belge yoksa. Şimdi Kemal Bey'e bir saldırı oldu. Ben o gün de kınadım onu. Ve o gün Mevlüt Karakaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel başkanına o saldırının yapıldığı gün Çubuk'ta, Çubuk Ülke Ocakları'yla birlikte MHP'nin genel başkan yardımcısı Kemal Bey'i alıp oradaki eve kapatan ekiptir. Koruma kalkanı altına alan ekiptir. Ki sonradan Kemal Bey de teşekkür etmiştir. Mevlüt Bey'e de, e, ülkücülere de. E, burada da demek ki yani bir saldıran taraf değildir. Şimdi evet bu insanlara yapılan saldırıyı kınadım. Ama şimdi bir de bunun karşı tarafına geçmek lazım. Siz bir yerleri mağduru oynayıp mağdur ediyorsanız o da yanlış diyor. Taraf tutmadan ve ortadan söylüyor. Bakın. Saldıran taraf Milliyetçi Hareket Partisi talimatı veren işte Semih Bey Semih Bey diyor ki, ben sözlü olarak sosyal medya üzerinden çok ağır eleştiriler yaptım. Hakaret ve küfür yok. Çok ağır eleştirileri. Evet. Bunları yapan bir adam niye saldırır emrini versin? Kendini ifşa etmek olur. Böyle bir şey yok. Bizim camiamızda partimizin üyesidir, delegesidir, dava arkadaşımızdır anlamında da söyleyeyim. Partimizde bazı, onu da yiğit delikanlı, genel başkanına laf söyletmeyen anlamında kullandığını söylüyor... Partimizin delilleri vardır Deli var diyor. Bunlar Doğru. da tepki, kişisel tepki vermiş olabilir. Yanlıştır, şiddet Doğru. yanlıştır. Doğru. Bana olsa ya da bu saat itibariyle bana yapılan suçlamalarda hukuk önünde bunun hakkını arayacağım diyor. Ve arkasından Sayın Genel Başkan da Devlet Bahçeli Bey de Milliyetçi Hareket Partisi'nin sokakta işi yoktur. Kavga ve karşılıklı hayır görmesi imkansızdır. İnsan oruna ve demokratik adaba uygun olarak yapılan makul eleştirilere tahammülsüzlüğü asla düşünülmeyecektir. Makul eleştirilere başımızın üstünde yeri var diyor. Bizim sevdamız şiddet değil, Türk milletidir, Türkiye'dir. Milliyetçi ülkücü hareket herkesin hayat, düşünce, inanç ve ifade hakkına saygı duyar diyor. Bunu şunun için söylüyor. Kimsenin Sayın Bahçeli'ye Milliyetçi Hareket Partisi'ne sarf edilen sözlerden bu saldırıları yapan insanların yaptığı saldırıyı yine tasvip etmiyorum. Ama o duruma gelmesinde söz konusu ve bahis olan cümlelerin ne olduğunu hatırlıyor muyuz? Ya bir genel başkana söylenmeyecek sözler. Bu hangi genel başkan olursa? Kemal Bey bak ben de eleştiririm bazen. Espri de yaparız ama asla böyle alçak ifadeler kullanmayız. Ne Sayın Bahçeli'ye, ne Kemal Kılıçdaroğlu'na, ne Recep Tayyip Erdoğan ne başkası Böylece olmayan kimseye de kullanmam ben bunu. Şimdi bu eleştirilerin, bu saldırının arkasından iyice milliyetçi hareket partisini hedefe otutturan Selçuk Özdağ Şimdi Selçuk Özdağ kimdir arkadaş? Bakın ona girmeden önce bir birkaç şey söyleyelim mi? Başka bir şey anlatacak herhalde. Olur söyle ya, devam ya, edeyim. Sonra, sonra çünkü şey konuyu... konu şeyden başladı. Süleyman Soylu'dan çok